أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاها Kur'an'ı sana meşakkat çekip bedbaht olasın diye indirmedik. Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu, yaratana saygı duyanı uyaran, irşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik. Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu, yaratana saygı duyanı uyaran, irşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik. O Rahmandır. Sonsuz merhamet ve şefkat sahibidir. Rububiyet arşına kurulmuştur. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Bu ikisi arasında olan, yerin altında olan da O'nundur. İster yavaş konuş, ister açıktan, O'na göre birdir. Zira O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. O'dur Allah. Ondan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Sahi olmadı mı senin haberin Musa'nın durumundan? Hani o çölde gece yol alırken bir ateş gördü uzaktan. Durun dedi ailesine. Bir ateş ilişti gözüme. Oraya doğru gideyim. Belki oradan bir kor alıp size getiririm. Belki orada yolu bilen birini bulurum. Ateşin yanına varınca birden Musa diye nida edildi. Haberin olsun, senin Rabbin benim denildi. Çıkar pabuçlarını hemen, çünkü kutsal vadidesin sen. Evet evet, Tuva'dasın sen. Peygamberliğe seçtim seni. Öyleyse iyi dinle sana vahyedileni. Muhakkak ki benim gerçek ilah, benden başka yoktur ilah. O halde sen de yalnız bana ibadet et. Beni anmak için namaz eda et. Elbet gelecek kıyamet saati. Neredeyse açıklayasım geliyor onun vaktini. Ta ki her kişi bulsun orada bütün yapıp ettiğini, işlerinin karşılığını. Buna inanmayanlar, nefsinin arzu ve ihtiraslarının peşine düşenler, sakın seni ona inanmaktan vazgeçirmesin. Sonra sen de helak olursun. Musa, şu sağ elinde tuttuğun şey dene. O asamdır dedi. Üzerine dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak çırparım. Ayrıca onunla daha birçok ihtiyacımı gideririm. Bırak onu Musa, buyurdu. Hemen bıraktı. Bir de ne görsün, hızla kıvrılıp sürünen kocaman bir yılan oldu. Tut onu, korkma. Biz onu eski haline çevireceğiz, buyurdu. Bir de elini koynuna sok. Bir başka mucize olarak çıkar onu, hiç pürüzsüz, parlak mı parlak. Böylece sana en büyük mucizelerimizden birini göstermek istiyoruz. Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı. Ya Rabbi, dedi, genişlet göğsümü. Kolaylaştır işimi. Çözüver şu dilimin bağını. Ya Rabbi, dedi, genişlet göğsümü. Kolaylaştır işimi. Çözüver şu dilimin bağını. Ya Rabbi, dedi, genişlet göğsümü. Kolaylaştır işimi. Çözüver şu dilimin bağını. Ta ki anlasınlar sözümü. Bana da ailemden birini yardımcı kıl. Harun kardeşimi. Bana da ailemden birini yardımcı kıl. Harun kardeşimi. Onunla beni takviye et. Onu bu işime ortak et. Ta ki seni daha çok tesbih ve tenzih edelim. Ve seni daha çok analım. Aslında sen, bizim bütün hallerimizi hakkıyla görmektesin. Musa, dedi. İstediklerin sana verildi. Zaten başka bir seferde sana lütufta bulunmuştuk.
Musa dedi, istediklerin sana verildi. Zaten başka bir seferde sana lütufta bulunmuştuk. O vakit annene ilham edip dedik ki, onu bir sandığa yerleştirip denize bırak. Deniz onu sahile atsın. Bana da ona da düşman olan biri onu alsın. Ve ey Musa, nezaretim altında yetiştirilmen için sana karşı insanların gönüllerinde tarafımdan bir sevgi bıraktım. Kız kardeşin denizden seni alanların yanına varıp, ona iyi bakacak birini size buluvereyim mi? Diyordu. Böylece seni annene kavuşturduk ki, gözü aydın olsun, üzülmesin. Derken sen büyüdün. Bir adam öldürdün de, biz seni o sıkıntıdan kurtardık. Seni ey Musa, türlü türlü imtihanlarla sınayıp yetiştirdik. Bu yüzden de yıllarca Medyen halkı içinde kaldın. Sonra da takdirimizle buraya geldin. Seni ben seçip peygamberliğime hazırladım. Haydi kardeşinle birlikte ayetlerimle gidiniz. Sakın beni anmakta gevşeklik göstermeyiniz. Gidin Firavun'a, zira o iyice azdı. Ona tatlı, yumuşak bir tarzda hitap edin. Olur ki aklını başına alır. Yahut hiç değilse biraz çekinir. Ya Rabbena dediler. Doğrusu korkarız ki o bize son derece kötü davranır. Hatta ileri gidip daha da azar. Korkmayın buyurdu. Ben sizinle beraberim. Her şeyi işitir ve görürüm. Haydi varın da şöyle deyin ona. Rabbin tarafından gönderilen elçileriz biz sana. İsrail oğullarını bizimle gönder ve işkence etme onlara. Rabbinden bir belge ile geldik biz sana. Kurtuluş hastır bu doğru yolu tutanlara. İnan ki bize, dini yalan sayıp ondan yüz çeviren mutlaka azaba uğrayacaktır diye vahyedildi. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Rabbimiz dedi, her şeyi yaratan, sonra da onu yaratılış gayesine uygun yola koyan yüce yaradandır. Buna iyice inan. Firavun dedi ki, peki o zaman önceki nesillerin durum ve akıbeti ne olur? Onların durumu Rabbimin yanındaki bir kitaptadır. O ne şaşırır ne de unutur dedi. Odur ki yeri size beşik yaptı. Orada sizin için yollar ve geçitler açtı. Gökten de size yağmur indirdi. İşte o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık. Hem siz yiyin, hem davarlarınızı otlatın. Elbette bunda, aklı olanlar için ayetler, Allah'ın kudretine deliller vardır. Sizi, ey insanlar, biz yerden yarattık. Yine oraya göndereceğiz ve oradan tekrar biz çıkaracağız. Biz Firavun'a bütün ayetlerimizi, delillerimizi gösterdik. Fakat o bunları yalan saydı ve gerçeği kabul etmemekte direndi. Sen dedi, sihirdeki maharetinle bizi yerimizden yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? O halde bilmiş ol ki, biz de seninki gibi bir sihirle karşı koyacağız. Şimdi sen, bizim de senin de caymayacağımız uygun bir buluşma vakti tayin et. Düz, geniş bir alanda karşılaşalım. Sen dedi, sihirdeki maharetinle bizi yerimizden yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? O halde bilmiş ol ki, biz de seninki gibi bir sihirle karşı koyacağız. Şimdi sen, bizim de senin de caymayacağımız uygun bir buluşma vakti tayin et. Düz, geniş bir alanda karşılaşalım. Musa, karşılaşma zamanı bayram günü olsun. Halk sabahleyin toplansın, dedi. Firavun, işlerini ayarlamaya girişti. Bütün çare ve hilelerini
en usta sihirbazlarını toplayıp buluşma yerine geldi. Musa onlara, yazık size dedi. Allah hakkında yalan uydurmayın. Yoksa o size öyle bir azap gönderir ki, kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur. Bunun üzerine onlar, aralarında tartışmaya ve fısıldaşmaya, kulislere başladılar. Sonunda, herhalde dediler, bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak isteyen ve en ideal yaşam düzeninizi ortadan kaldırmak isteyen iki büyücü. O halde bütün hünerlerinizi toplayıp sıra sıra merasim düzeninde meydana çıkın. Bugün ölüm kalım günüdür. Kim bugün üstün gelirse iflah olacak odur. Onlar, Musa, istersen hünerini önce sen ortaya koy, istersen biz ortaya koyalım, dediler. Hayır, siz ortaya koyun, dedi. Bir de ne görsün? Onların sihirleri sayesinde, ipleri ve sopaları, kendisine gerçekten hareket ediyormuş gibi geldi. Musa birden, içinde bir endişe duydu. Endişe etme, dedik. Zira sen galip geleceksin. Elindeki değneği ortaya at. Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptığı sihirbaz oyunudur. Büyücü ise nereye varırsa varsın, hiçbir yerde iflah olmaz. Derken bütün büyücüler secdeye kapandılar. Harun ile Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. Ya, dedi Firavun, benden izin çıkmadan ona inandınız ha? Demek ki size sihri öğreten ustanız oymuş. Ellerinizi ve ayaklarınızı farklı yönlerden keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Kimin azabının daha şiddetli, daha devamlı olduğunu işte o zaman anlayacaksınız. Mümkün değil, dediler. Bize gelen bunca delillere ve bizi yaratana karşı seni tercih edemeyiz. İstediğin hükmü ver. Senin hükmün nihayet bu dünyada geçer. Biz Rabbimize iman ettik. Onun günahlarımızı affedeceğini umuyoruz. Allah elbette daha hayırlı ve onun mükafatı daha devamlıdır. Doğrusu kim Rabbine kıyamette suçlu olarak gelirse, onun yeri cehennemdir. Orada ne ölür kurtulur, ne de yaşamı hayat sayılır. Her kim de makbul ve güzel işler yapmış mümin olarak gelirse, onlara da pek yüksek mevkiler vardır. Zemininden ırmaklar akan Adn cennetleri var. Onlar oraya ebedi kalmak üzere girecekler. İşte kötülüklerden arınanların mükafatı budur. Biz Musa'ya şöyle vahyettik. Kullarımla geceleyin Mısır'dan yola çık. Asanı vurarak denizde onlara kuru bir yol aç. Firavun'un size ulaşmasından ve boğulmanızdan endişe edip korkmayın. Firavun da askerleriyle onun peşine düştü. Deniz onları öyle bir sardı ki, birden yutuverdi. Böylece Firavun, halkını kurtuluşa değil, yanlış yola, çıkmaza götürdü. Ey İsrail evlatları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ tarafında, Musa ile konuşmayı size vaat ettik. Size çölde, kudret helvasıyla, bıldırcın lütfettik. O halde size verdiğimiz rızıkların, en hoş ve temiz olanlarından yiyin. Ama bu hususta taşkınlık yapmayın. Yoksa gazabım tepenize iniverir. Kimi de gazabım çarparsa, artık o uçuruma düşmüştür. Şu da muhakkak ki, inkardan dönüş yapan, iman eden, güzel ve makbul işler yapan, böylece doğru yola giren kimseyi de affederim. Hem seni halkından çabucak ayrılıp gelmeye sevk eden sebep ne ey Musa? Onlar dedi, beni izliyorlar. Benden daha çok razı olman için sana kavuşmakta acele davrandım ya Rabbi.
Allah buyurdu, sen öyle biliyorsun ama onlar senin izinde değiller. Zira biz senin ayrılmandan sonra halkını sınadık ve Samiri onları yoldan çıkardı. Musa derhal son derece kızgın ve üzgün olarak halkına döndü. Ey milletim, dedi. Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Verilen sözün üzerinden çok uzun süre mi geçti? Yoksa Rabbinizin gazabının tepenize inmesini mi istiyorsunuz ki bana olan vaadinizden caydınız? Biz dediler, kendi güç ve irademizle sana olan vaadimizden dönmedik. Fakat biz o halkın, Mısırlıların ziynet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Samiri de kendi mücevheratını attıverdi. Derken o, ahali için böğürme marifeti olan bir buzağı heykeli döküp çıkardı. Samiri ve arkadaşları, işte bu sizin de Musa'nın da tanrısıdır. Ama Musa bunu unuttu, dediler. Onlar görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine mukabele edecek bir çift laf söyleyemiyordu. Kendilerine gelen bir zararı önleyemediği gibi onlara fayda da sağlamıyordu. Doğrusu Harun onlara bundan önce, ey milletim dedi, siz bu heykel ile imtihana tabi tutuldunuz. Şu kesindir ki sizin Rabbiniz Rahman'dır. Çok şefkatli ve merhametlidir. O halde beni izleyin ve emrime itaat edin. Onlar ise, Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaya devam edeceğiz, diye karşılık vermişlerdi. Musa, döndüğünde bu durumu bilmediğinden, Harun dedi. Onların saptığını gördüğünde, benim izimce gelmene ne mani oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin, deyip onu sakalından tutarak çekmeye başladı. Musa, döndüğünde bu durumu bilmediğinden, Harun dedi. Onların saptığını gördüğünde, benim izimce gelmene ne mani oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin, deyip onu sakalından tutarak çekmeye başladı. Ey anamın oğlu, dedi Harun. Lütfen sakalımdan, saçımdan beni çekiştirip durma. Ben senin, İsrail oğullarının içine ayrılık soktun, sözümü dinlemedin demenden endişe ettim. Bu sefer Samiri'ye dönerek, Samiri, peki senin derdin nedir, dedi. Ben, dedi, ben onların görmedikleri bir şeyi gördüm. O Resulün izinden bir avuç toprak alıp, onu potanın içine attım. İşte böylece nefsim, böyle yapmayı bana hoş gösterdi. Defol, dedi Musa. Artık ömür boyunca sen, bana dokunmayın, benden uzak durun diyeceksin. Yalnız yaşamaya mahkum olacaksın. Ayrıca senin asla kurtulamayacağın bir ceza günü var. Şimdi tapınıp durduğun Tanrı'na bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize savuracağız. Sizin ilahınız yalnız Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyi ilmiyle ihata etmiştir. İşte böylece sana geçmiş mühim olaylardan bir kısmını anlatıyoruz. Tarafımızdan sana da bir zikir verdik. Kim ona sırtını çevirirse, muhakkak ki o, kıyamet günü büyük bir vebal yüklenecektir. O yükün altında daimi olarak kalacaklardır. Kıyamet günü bu yük, onlar için ne ağır bir yük olacak. Sura üfleneceği gün, biz suçlu kâfirleri, gözleri korku ve heyecandan gömgök vaziyette haşredip toplayacağız. Kendi aralarında sessizce konuşurken, dünyada olsa olsa 10 gün kadar bir şey kaldınız, derler. Aralarında konuştukları konuyu biz pek iyi biliriz. Onların en mutedil ve en makul olanı, o zaman
siz bir günden daha fazla kalmadınız, diyecek. Bir de sana o gün, dağların durumunu sorarlar. De ki, Rabbim onları darmadağın edecek, ufalayıp savuracak, yerlerini dümdüz, boş vaziyette bırakacak. Bir de sana o gün, dağların durumunu sorarlar. De ki, Rabbim onları darmadağın edecek, ufalayıp savuracak, yerlerini dümdüz, boş vaziyette bırakacak. Orada artık ne iniş ne yokuş göreceksin. O gün insanlar, Hakk'ın davetçisine hiçbir tarafa sapmadan uyarlar. Rahman'ın azametinden dolayı sesler kısılmıştır. Artık bir fısıltıdan başka bir ses işitemezsin. O gün, Rahman'ın şefaat izni verip, sözünden razı olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. O, onların geleceklerini de, geçmişlerini de bilir. Kulların ilmi ise, bunu asla kavrayamaz. Bütün yüzler, hayatın ve hakimiyetin, tam manasıyla sahibi olan, Hayyu Kayyum'a baş eğmiştir. Zulüm yüklenerek gelen, gerçekten perişan olmuştur. Mü'min olarak güzel ve makul işler işleyen ise, ne zulümden, ne de haklarının çiğnenmesinden korkar. İşte böylece bu kitabı, Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve onda, uyarı ve tehditlerimizi, farklı üsluplarla anlattık. Ta ki insanlar, Allah'a karşı gelmekten korunsunlar ve ta ki O, kendilerine bir ibret ve uyanış versin. Demek ki gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan, unutma endişesiyle Kur'an'ı okumada acele etme ve Ya Rabbi, benim ilmimi arttır, de. Doğrusu, biz daha önce Adem'e de vahiy ve emir vermiştik. Ne var ki o ahdi unuttu. Onda bir azim bulamadık. Düşünün ki biz bir vakit meleklere Adem'e secde edin dedik. Hepsi secde ettiler. Yalnız iblis diretti. Biz de dedik ki Adem, iyi bil ki bu sana da eşine de tam bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra perişan olur, helâke sürüklenirsin. Sen cennette asla açlık çekmeyecek, asla çıplak kalmayacaksın. Orada asla susuzluk çekmeyecek ve güneşin kavurucu sıcağına maruz kalmayacaksın. Sen cennette asla açlık çekmeyecek, asla çıplak kalmayacaksın. Orada asla susuzluk çekmeyecek ve güneşin kavurucu sıcağına maruz kalmayacaksın. Ama şeytan ona vesvese verip, Adem dedi, İster misin sana ebediyet, ölümsüzlük ağacını, zamanın geçmesiyle zeval bulmayan bir devlet ve saltanatı göstereyim? Derken ikisi de o ağacın meyvesinden yediler. Bunun üzerine, edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler. Derhal, cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Böylece Adem, Rabbine karşı geldi de, şaştı kaldı. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve onu hidayetine mazhar etti. Onlara hitaben buyurdu ki, kiminiz kiminize düşman olarak cennetten yere ininiz. Sonra ne zaman benden bir rehber gelir de kim ona tabi olursa artık o ne yolu şaşırır ne de bedbaht olur. Ama kim benim zikrimden yüz çevirirse, kitabımı dinlemez ve beni anmaktan gaflet ederse ona dar bir geçim vardır. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak diriltir, duruşmaya getiririz. Ya Rabbi der,
Ben gözleri gören biri olduğum halde neden beni kör olarak haşrettin? Buyurur ki, bu böyledir. Nasıl ayetlerimiz sana geldiğinde sen onları unuttuysan, bugün de sen öyle unutulur, bir kenara atılırsın. İşte inkarda ve günahta hadlerini aşanları ve Rablerinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Ahiret azabı ise elbette daha şiddetli ve daha devamlı olacaktır. Bugün meskenlerinde dolaştıkları, daha önce yaşamış bunca nesilleri helak edişimiz onları yola getirmedi mi? Elbette bunda akıllı kimseler için alınacak dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz ve tayin edilmiş bir vade olmasaydı, azap onlara çoktan gelmiş olurdu. O halde onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin yüceliğini ilan et, ona hamd et. Gecenin bazı vakitlerinde, gündüzün bazı taraflarında da ona ibadet et ki Allah rızasına eresin. Onlardan bazı zümrelere sırf kendilerini denemek için verdiğimiz dünya hayatının süslerine gözünü dikme. Rabbinin sana verdiği nimet hem daha hayırlı ve değerli hem de daha devamlıdır. Ailene ve ümmetine namaz kılmalarını emret. Kendin de namaza devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Bilakis senin rızkın bize aittir. Güzel akıbet takvadadır. Yani Allah'ı sayıp haramlardan korunmaktadır. O Resul, gerçek peygamber olduğuna dair, Rabbinden bizim istediğimiz bir mucize getirse ya, dediler. Onlara, önceki semavi kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi? Şayet biz, peygamber gelmeden, kendilerini azab ile helak edecek olsaydık, onlar, ey ulu Rabbimiz, ne olurdu bize bir elçi gönderseydin de, biz böyle rezil ve hakir olmadan önce, senin ayetlerine uysaydık, derlerdi. De ki, herkes,